Ben Sinan Deniz, e, online bilgi hizmetlerinde satış yöneticisi olarak çalışıyorum. Biraz şirketimden bahsedip akabinde tabii ki veri tabanına geçeceğim. E, online Bilgi 1983 yılında e, kurulmuş bir şirket. Akademi, havacılık, savunma, e, genel endüstri ve ilaç sektörlerine e, o yıldan bugüne hem sektörel bazda pazar verileri, e, veri tabanları hem de direkt olarak pazar analizleri sağlama konusunda hizmet ver veriyoruz. Bugün anlatacağım ürün özelinde ise de Clarivate ile 20 yılı aşkın süredir yaşam bilimleri ve sağlık sektöründeki veri tabanı ve diğer çözümler özelinde çalışmaktayız. Birazcık Clarivate'den bahsedeceğim. Biz Clarivate'in Türkiye temsilcisi olarak görev yapıyoruz. Clarivate 3 temel unsurda, üç temel sütunda oluşmuş bir şirket. Bunlardan bir tanesi akademik personellerimizin yakından tanıdığı Web of Science. Bir diğeri ilaç sektörü profesyonelleri ve yine akademinin ilgili alandaki kısmı olan IP çözümleri, fikri mülkiyet hakları ve bunların bir veri tabanı olan Derwent Innovations. Bundan bir sonraki sunumda çalışma arkadaşım Murat Bey bahsedecek detaylı şekilde. Benim bugünkü konum ise yaşam bilimleri çözümleri ee, ve bunun sektör profesyonellerindeki e, stratejik karar verme mekanizmalarını yönlendirmesi olacak. Biraz neşeli bir giriş olsun dedim. Hatırlarız Matrix filmindeki kırmızı mı mavi mi hap sahnesini. Ee, bir karar verirken A ya da B yolunu izleyeceğimiz zaman e, sektörün tamamı mavi hapı seçeceğini söylüyor. E, sektörden birçok kişi birbiriyle iletişim halindedir farklı şirketlerde olsa da. Bu yüzden ben de Mavi App'ın doğru olduğunu düşünüyorum gibi bir karar verme metoduyla mı ilerleriz? Yoksa bunu e, bugünün de sunumunda ismini aldığı gibi stratejik bir anlamda analitik verilere bağlı olarak mı karar veririz? Bu konuda Cortelis Product Intelligence özellikle jenerik ilaç üreticisi şirketlere e, bu verileri sağlama hizmeti veriyor Biz de diyoruz ki e, bunu e, içten gelen bir hissiyatla değil de veriye dayalı şekilde yaparsanız e, sonucunun da ne olacağını görebilirsiniz. Yani kırmızı hapı seçerseniz 3 yıl içinde e, yatırım geri dönüşümünü 10 kat olarak alabilirsiniz ve karlılığınızı da şirket bazında %15 arttırabilirsiniz. Bunu nasıl başarıyoruz? Örneğin biraz böyle demo e, karışık olsun diye bu metodu seçtim. Umarım faydalı görürsünüz siz de. Veri tabanının içerisindeki Product Selector kısmından bize bir küçük molekül ya da biyo benzer seçme imkanı sunuyor. Ve bu seçeceğimiz küçük molekül ya da biyo benzerin şirketin optimum yararına olacak şekilde seçilebilmesini sağlıyor. Nasıl dersek. Hangi bölge için biz bu ilacı üretmek istiyoruz? Satışları milyon dolar bazında Belli bir seviyenin hangi aralıkta olsun, biz e, çok yüksek satışları olan bir yere mi hitap edelim rekabete orada sürdürebilir miyiz? Yoksa birazcık daha aşağısında mı kalalım güçlü rekabetin? Bunu belirlemekte bize fayda sağlıyor. Satış büyüme rakamları e, hangi ölçüde artıyor? Ya da belki kayıp da var hangi ölçüde kaybediyoruz satışı? Bunu belirlememizi sağlıyor. Bahsi geçen ilacın patentlerle ilgili kısıtlama tarihleri nereleri kapsıyor? Hangi tarihler aralığında ben bu ilacı launch etmek istiyorum? Bunun bilgisini sağlıyor. Ee, ayrıca etken madde bulunabilirliği konusunda da ee, ben belki çok kolay bulunabilecek bir etken madde istiyorum. Ya da benim iyi bir etken madde tedarikçim var ve çok kolay bulunamayacak bir etken madde Arıyorumdur. Dolayısıyla buradaki seçenekleri e, tamamen benim şirketimin kabiliyetleri doğrultusunda seçip en iyi sonucu getirmeyi sağlıyor. E, aynı zamanda tabii ki e, terapi alanı hangi dozda olacak bu ilaç e, nasıl alınacak vesaire gibi bilgilerde hangi teknoloji üretilecek gibi bilgilerde içerisinde mevcut. Doğru kararları vermek için hangi veriye başvuruyoruz? Şirketin hali hazırda elinde olan verimi. Yoksa e, şirketin ihtiyacı olan veri mi? Sektör profesyonellerinin genellikle düştüğü hata eldeki veriyle yola çıkıp e, yarı yolda e, ya projenin tamamen rafa kalkması ya da ekstradan bir maliyet çıkararak e, yeni araştırmalar yapılması yolun e, yarısında. Bununla ilgili e, farklı çözümlerimiz var. Yine e, veri tabanının içerisindeki unsurlar bunlar. E, bunlardan bir tanesi API bulunabilirliği. E, buradaki API bulunabilirliğini, API üreticisinin kapasitesini, API üreticisinin sertifikalarını ve belgelerini bize gösteriyor. Bir diğeri, ilacın ne zaman patent kaybedeceğini, kısıtlama tarihinin ne zaman ortadan kalkacağını bize söylüyor. Burada kısıtlama tarihini kesin bir bilgi değil de bir forecast olarak vermiş. Bunun sebebi ise ilacın patentini kaybetmemesi için belli bir ücret ödenmesi gerekiyor. Bu ücreti bazen şirket Orada karlılık görmediği takdirde ödemeyebilir. Dolayısıyla bu kesin bir bilgi değil ama forecast olarak yayınlanıyor. E, ve bunun istisnai durumları neler? Bu bilgiden bahsediyor. E, bazen patent tamamını e, cover edip tamamını korumuyorsa da supplementary protection certificate ya da e, ek e, koruma sertifikalarıyla e, yine etken madde koruma altında olabiliyor. Patentlerden bahsettik. E, Geniş kapsamda dünya patent ailelerinden bahsediyor, detaylı bir şekilde ne tür bir patent olduğunu bize söylüyor. Bu patentin ne zaman alındığını, ne zamana kadar geçerli olduğunu söylüyor. Patent tipinden bahsediyor, bu yeni bir patent mi, kombinasyon elemanı mı vesaire. Bunun yanında işin bir de tabi finansal boyutunda da bize destek vermeye devam ediyor. Ee, ülke ülke fiyat grafiklerini karşılıyor. Arada hangi ülkede e, bu ilacı launch etmemizin daha karlı ya da daha zararlı olacağını bize söylüyor. Burada kıymetli olabilecek bir noktada e, satış rakamlarıyla etken madde tüketimini birbiriyle kıyaslayarak e, o ilaç trendinin artmakta mı azalmakta mı olduğu bilgisini bize veriyor. Bu detaylar şu açıdan önemli. Evet. Rekabete gireceğimiz yer aslında bir kırmızı okyanus mu? Oradaki rekabet çok mu yüksek? Biz onlarla başa çıkabilir miyiz? Market doygunluğuna ulaşmış mı acaba? Biz bu ilacı, bu marketi sunmak istiyoruz ama market doygunluğuna ulaşmış mı? Orada başka hangi rekabetçiler var? Bunu görmemizi sağlıyor. Ve aynı zamanda mavi okyanuslar neresi? Yani rekabetin az olduğu, çok fazla şirketin henüz penetre etmediği, Pazarlar neresi? Bunu görmemizi, bu iki ayrımı yapmamızı sağlıyor. Çok hızlı gittim bu arada. Direkt olarak sorunuz varsa, interaktif şekilde yapalım rica ediyorum el kaldırabilirsiniz. Burada ne demek istedim? Mavi okyanus, kırmızı okyanus. Başka kimler? Hangi şirketler? Belirlenen molekül için kimlerle, nerede, ne tür bir anlaşma sağlamış ve patent koruması altındaki o ilacın bir başka bölge için üretim haklarını bir nevi kiralamış. Bunu gösteriyor bize. Ayrıca başka kimler hangi indikasyonda, hangi geliştirme seviyesinde bu ilacı hala hazırda üretim aşamasına almış. Bunu görmemizi sağlıyor ki bu da bize potansiyel Rakiplerimiz belirlediğimiz pazarda kimler olacak bilgisini veriyor. Bu önemli noktalardan bir tanesi e, girmeyi düşündüğümüz pazar gerçekten bizim için uygun mu? Bu da yine e, Cortellis Product Intelligence'ın bir başka e, özelliği sayesinde bir nebze olsa açığa çıkarılabilir durumda. Satış rakamlarının etken madde tüketimine oranı geçtiğimiz dönemde azalmış mı, artmış mı, trend nereye işaret ediyor, pazar doygunluğa ya da full potansiyeline ulaşmış mı bilgisine buradan edinebiliyoruz. Genel itibariyle bana verilen süreyi de iyi kullanmak adına bu tarafta, Ürünü anlatmayı bitirdim ama e, ekstradan başka ne gibi kabiliyetler var birkaç dakikada onlardan bahsedeceğim. Cortelis Product Intelligence içerisinde küçük molekülün yanı sıra e, trendin giderek kaydığı biosimilar, biyo benzer bilgisi de mevcut. E, ve bunu aslında dünyada yapabilecek tek, e, yapan tek e, veri tabanı biz olarak üretim sürecini de e, dahil ediyoruz. Üretim sürecindeki detayları görüyoruz. E, şeyde veri tabanı içerisinde entegre edilmiş durumda. Bunun dışında yine bahsetmemin faydalı olacağını düşündüğüm prospektüs bilgisi var. İlacın prospektüsünün tamamı burada mevcut. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan, pardon, launch edilen ilaçların prospektüs bilgisini alıyoruz şimdilik. 2025 yılında Avrupa Birliği ilaçlarını da buraya dahil edeceğiz. Clarivate, yaşam bilimleri ve sağlığı aslına bakarsanız Fikir aşamasından patent e, engeli kalkana kadar tüm bu süreçte destekliyor ve her biri için farklı çözümler sunuyor. Bahsettiğim Cortelis Product Intelligence ya tamamen jenerik ilaçlar ve biyo için çok kıymetli ya da kısıtlamasını kaybedecek ilaçlar ve diğer jenerikler için çok kıymetli. Ama aslına bakarsanız kabiliyetlerimiz bunlarla sınırlı değil. E, metakor molekül moleküller arası yol analizleri yolak analizleri dediğimiz keşif araştırmalarını QSAR metodu kullanarak hızlandırmanızı sağlıyor ve bu da bize ıslak laboratuvar deneylerinin sayısını azaltmanızı ve daha isabetli deneyler yapmanızı sağlıyor. Dolayısıyla daha küçük bir ARGE bütçesiyle daha fazla iş yapma olanağı sağlıyor size. Bu tabii molekül geliştirme aşamasındaki bir platform. Bir de halihazırda geliştirilmiş ya da geliştirilmekte olan moleküllerin süreçlerindeki piyasa bilgilerini, rekabet analizlerini ve verilerini, bir nevi molekülün SWOT analizlerini bize sunuyor. Regülasyon bilgilerine erişim sağlıyor ve daha etkili ve daha stratejik kararlar almanıza yardımcı oluyor. Bir diğer çözümümüz ise OFEX. OFEX de riskleri öngörmek ve rekabet avantajı sağlamak için ilaç ve hedef güvenliği bilgisi sunan bir veri tabanı. Burada farmakovigilans bilgisi çok önemli. Yan etkilerin her biri tüm kırılımlarıyla, detaylarıyla önümüzde olmuş oluyor. Sorularınız varsa çok sevinirim sizleri e, dinlemek isterim, elimden geldiğinde cevap vermek isterim.